Arkadaşlar merhaba. Felsefe ve düşünce tane dair müzakeremize devam ediyoruz. Bugün sizlerle Ebu Bekir Zekeriya Razi'nin Filozofça Yaşam Eserinin müzakerelerinde 9. bölümü sizlerle paylaşacağım. Müzakeremize geçmeden önce videomuzu beğenir ve kanalımıza abone olsanız seviniriz. Arkadaşlar hatırlayacağınız üzere Razi filozofça bir yaşam sürmediği konusunda itham edilmiş ve filozofça bir yaşamın Sokrates'in yaşamında olduğu gibi toplumdan uzak bir yaşam olması gerektiği söylenmişti. Razi de buna itiraz etmiş. Sokrates'in bir dönem toplumdan uzak olmasına rağmen sonraki süreçte toplum içine girerek çoluk çocuk edinip aile kurarak bir yaşam biçimi sürdürdüğünü söylemişti. Bugünkü müzakeremizde de Razi filozofun nasıl bir niteliğe sahip olduğunu bizlere açıklayacak ve bunun üzerinden kendisinin filozof olup olmadığının kararının verilmesini isteyecek. Şimdi Razi ilk başta şunu söylüyor. Siz beni Sokrates'in yaşamı gibi bir yaşam sürmediğim konusunda İtham ediyorsunuz ve bundan dolayı da filozof olmadığımı söylüyorsunuz. Fakat ben elimden geldiği ölçüde bir filozofa yakışır bir şekilde yaşamımı sürdürüyorum. Fakat bütün insanlarda olduğu gibi kendimde de eksiklikler görüyorum. Ve filozofun kendi eksiğini görmesinin de onun erdeminden ve filozof olan yönünden kaynaklandığını söylüyor. Peki filozof nasıl olmalı Raziye göre? Filozofun yaşamı Raziye göre örnek bir hayat oluşturmalı. Yani bir kimse filozofa baktığı zaman varlık bilgi ve değer alanına dair ortaya koyduğu yaklaşım biçimleri hem yaşam biçim açısından hem işinde gücündeki tutumu açısından hem de insanlarla olan diyaloglar açısından örnek bir şahsiyet olarak göstermesi gerektiğini söylüyor. Ve filozofun en önemli özelliği bilime olan düşkünlüğü arkadaşlar. Raziye göre bir filozof bilgi ve bilim için bütün çabasını gayretini sarf eden kişidir. Sokrates'in yaşamında da gördüğümüz üzere kimi zaman gerçekliği anlama noktasında kendini tamamen yalnızlığa çekerek varlığı anlama, anlamlandırma ve bunun üzerine değerlendirmelerde bulmaya yönelebilir. Kimi zaman da bu bulduğu şeyleri toplumun içerisine karışarak o topluma aktarmaya çalışır. Ama buradaki temel amaç bilginin, bilimin ve gerçekliğin keşfedilmesidir. İnsanlara baktığımız zaman bilgi ve bilim merakının olmadığını görüyoruz. Hatta eğitime karşı nefret duyan insanların olduğunu görüyoruz. Şimdi bizler okullarımızda ilkokuldan, ortaokuldan, liseden, üniversiteye kadar gelen süreçte ve bizler üniversitelerde öğrenci arkadaşlarımızın kimi zaman bilgiyi edinme noktasında kaygılarının olmadığını en iyi ihtimalle kimilerinin de nefret ettiğini görebiliyoruz. Peki bu bilgiden uzaklaşma, nefret etmenin kökeninde ne var? Özellikle burayı incelememiz lazım. Genelde yapılan şey şu arkadaşlar. Mesela hocalar açısından baktığımız zaman öğrenci eğer öğrenmeye direniyorsa öğrenciyi suçlamak. Eğer öğrenci açısından bakarsak bir şeyi öğrenemediği zaman hocayı suçlamak merkez alınıyor. Ama burada temel bir sorun var. Temel sorun şu. Biz neyi, niçin öğreniyoruz? Ve bu öğrendiğimiz şeyi nasıl öğrenebiliriz? Öğrendikten sonra bizim elimize ne geçecek? Şimdi hocam çok pragmatistsiniz. Yani bilgiyi elde ettiğiniz zaman hemen elime ne geçecek diye bir düşünce olabilir mi diye söyleyebilirsiniz, sorabilirsiniz. Fakat burada da şu önemli. Bir insan bir şey öğrenirken niçin öğrendiğini bilirse işte o zaman öğrenmeyi sever ister. Bu illa maddi bir amaç, işte ne bileyim makam, mevki, başka türlü amaçlar olmak zorunda değil. Bunun arka planında şu var. Ben bir bilgiyi öğreniyorsam o bilginin benim yaşama değer katması lazım. Filozof bu değeri bilen, bilginin yaşamına kattığı şeyleri görebilen ve bunu diğer insanlara aktarabilen kişidir. Yani filozofun temeldeki hareket noktası budur. Onun için bilgiyi sevmek ve bilginin peşinden koşmak felsefenin zaten terim anlamının açılımını gösterir bize. Şimdi biz de o zaman ne yapacağız? Eğitim kurumlarımızı şekillendirirken karşımızdaki kişilere öğrendikleri şeyin ne olduğunu, nasıl öğrenmeleri gerektiğini ve öğrendikten sonra bunu niçin ve hangi yolda kullanacaklarını göstermemiz gerekiyor. İşte o zaman bilgi hakkında bütünlüklü bir değerlendirme sistemi oluşturabilecektir. Neden? Çünkü felsefe dediğimiz zaman varlık, bilgi ve değer alanına dair bütüncül bir çerçeve çizmek demiştik. O halde bir insanın varlık, bilgi ve değer alanına dair Bakış açısını çerçevelendirebilmesi için işte o bütünlüğü o sistematik yaklaşımı ve derinlemesine nüfuzu ne yapması lazım gerçekleştirmesi gerekiyor. Şimdi Razi ben pek buna layık değilim ama diye başlıyor ama aslında bu noktadaki en büyük şahsiyetlerden bir tanesi. Neden? Çünkü kendisi işte yaşamının sonlarına doğru gözlerine katarak dönüyor. Normalde kendisi de tabip fakat bu noktada diyor ki ben dünyada göreceğim kadar şey gördüm bundan sonra görmeme gerek yok diyor. Ve gözlerinin bozulmasının arka planda ise elim ve akademik çalışmalarla tıp sahası ile ilgili yaptığı e, deneyler ve çalışmalar e, olduğu söyleniyor arkadaşlar. Onun için biz e, Razi'yi ilim sevgisi noktasında örnek gösterebileceğimiz bir şahsiyet olarak verebiliriz. Onun dışında Razi kendi bulunduğu dönemde e, bir filozof olarak halkla iç içe ve hastalarıyla e, herhangi bir maddi e, ilişkiye girmeksin ki çoğu hastasını ücretsiz bir şekilde tedavi eden, yardımsever, insanlara tevazuyla yaklaşan bir kişilik olarak sunuluyor. Ve bundan dolayı da Razi şunu söylüyor. Ben her ne kadar istediğim şekilde bunları yapamasam da belli ölçülerde bunları gerçekleştirmeye çalışan bir kişiyim diyor. Filozofça yaşamla ilgili verilen örneklerin en önemlilerinden bir tanesi de nefse hakimiyet arkadaşlar. Peki nefs nedir ve nefse hakimiyet nasıl olmalıdır? Burada da yine İslam felsefesindeki o şehvet, öfke ve akıl gücünden hareketli yapılan yorumlamalar gelecek aklımıza ama onun ötesinde kişinin kendini anlamlandırması, benlik dediğimiz dünyasının kendine ait alanının öz benliğinin oluşmasının sağlanması gerekiyor. Ve bunu yaparken de İlk çocukluktan itibaren kişinin e, sevdiği ve sevmediği, istediği ve istemediği, yapmak zorunda olduğu ya da olmadığı gibi durumlarda kendi başına karar verebilecek bir tutuma sahip olması gerekiyor. İşte bu tutumlar kişinin benliğini, kişiliğini ve kimliğini oluşturur arkadaşlar. Ondan sonraki süreçte kişi aşırılıkları varsa eğer bu aşırılıklar ne yapması gerekiyor? Rehabilite etmesi gerekiyor. Peki bunu yaparken ne yapması lazım? Bunu yaparken de akıl ve irade melekelerini kullanarak bunu yapması gerekiyor. Şimdi felsefede insanların akıl ve irade melekesiyle bunları yapması gerektiği şehvet ve öfke gücünü akıl bağıyla bağlayarak belli bir dengeye oturtması gerektiği söylenir. Akıl insanın yapıp etmelerinin sebep ve sonucunu ortaya koyan, olaylar arasındaki ilişkileri çözümlemesini sağlayan ve anlık hareketlerinde yanlışa düşmesine engel olan temel hareket noktası arkadaşlar. Onun için de ben hep söylüyorum. Bir insanın sağlıklı bir eğitim alması için, sağlıklı bir dünya görüşü oluşturması için öncelikle akıl ve mantık kaidelerine göre bir eğitim verilmesi gerekiyor. Maalesef günümüzde birçok insanın akıl ve mantıktan uzaklaştığını, tamamen duygularıyla hareket eden bir boyuta geçtiğini görüyoruz. Şimdi bu ister normal yaşam alanında olsun, ister manevi hayatında olsun büyük yanlışlara imza atmasına neden olabiliyor. Onun için bizim yapmamız gereken işte burada nefse hakimiyetin aslında akıl, mantık ve sebep ve sonuç arasındaki ilişkiyi kurarak kendi gücümüzün farkına varıp bu gücü belli bir disiplinin içerisinde hayata aktarmak diyebiliriz. Şimdi ben bugünkü müzakeremizi burada bitireceğim. Bir sonraki müzakeremizi yine kaldığımız yerden yani bir filozofun nasıl bir yaşam biçimi olması gerektiğine dair Razi'nin önerilerinden hareketle müzakeremizi devam ettireceğim. Hepinize ilginiz, katkınız ve desteğiniz için teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun.